sonraki dersimizde bir plan zemine nasıl uygulanır, aplikasyon nasıl yapılır bunu göstermeye çalışacağız. Aplikasyonda öncelikle arazi üzerinde aplikasyonu engelleyici maddeler varsa temizlenir, gerekirse iş makinelerinden yardım alınır. Aplikasyonda binanın köşe noktaları belirlenir, belirlenen bu noktalara kazıklar çakılır ve Nivo, aynalı gönye gibi aletlerle doğrultuları belirlenir. Dik açılı olan yerlerde ise 3-4-5 üçgeni kuralıyla bu doğrultuların alınması oldukça pratiktir. Aplikasyonda kullanılan malzemeler, bu malzemeleri ölçme bilgisi dersinde daha detaylı olarak göreceksiniz. Mira, çelik şerit metre, Nivo, aynalı gönye ve çekül. Peki, az önce de bahsetmiştik 3-4-5 üçgen ile dik kenar oluşturulur diye. Bu nasıl yapılır? Bunun hakkında kısa bir bilgi vermeye çalışalım. Bu 3-4-5 üçgeni eski Mısır'da binaların dik olan köşelerini belirlemede kullanılan bir yöntem olduğu bilinmekte. Daha sonraki yıllarda da bildiğiniz gibi Pisagor tarafından Pisagor teoremi olarak ortaya çıkmıştır. Nedir? İki kenarın karesinin toplamı hipotenüsün karesini vermektedir. Bu kuraldan faydalanarak dik olan köşeleri belirleyebiliriz. Peki bunu neden 3-4-5 üçgen olarak kullanmaya çalışacağız? Onu açıklamaya çalışalım. Örneğin bir nokta var. Bu noktadan X ve Y doğrultusunda ipler çekiyoruz. Bu ipleri burada kırmızıyla gösterdiğimiz şekilde çekebileceğimiz gibi şu şekilde maviyle de çekilebilir. Buradaki 1 derecelik artı veya eksi, 2 derecelik artı veya eksi açı farklılıkları gözle fark edilmeyebilir. Peki 3-4-5 üçgeni nasıl uygulanır? Öncelikle noktamızdan iki yönde ipler çekiyoruz. Bu iplerin 4. ve 3. metresine işaretler koyuyoruz. Bu işaretleri koyduktan sonra çelik şerit metre yardımıyla ikisi arasındaki mesafeyi ölçüyoruz. Örneğin 4.98 çıktı. Bu ne demek? Örneğin sol taraftaki 3 metrelik ipin biraz daha dışa genişletilmesi anlamındadır. Bunu genişlettikten sonra tekrar ölçüyoruz ve 5 metre olarak bu ölçümü yaparsak şayet bu iki ipin arasının tam dik olduğu kanaatine varabiliriz. Bir başka problem de eğimli arazilerde ölçüm yapmaktır. Eğimli arazilerde ölçüm yaparken az önce gösterdiğimiz miranın boyu iki arazi arasındaki yükseklik farkına yetmemektedir. Bu nedenle de bu aradaki ölçüm yapılamamaktadır. Bu durumlarda kademeli ölçümler alınacaktır. Kademeli ölçümler alınırken su düzgeci kullanılarak yer düzlemine paralel ölçümler yapılır ve eğim hataları engellenmiş olur. Bununla ilgili yine ayrıntılı bilgiyi ölçme bilgisi dersinde göreceksiniz. Peki ip iskelesi nedir? Neden çakılır? Bakın bu içeride binamızın araziye uygulanması ile ilgili daha önce söylediğim kazıkların çakılması, doğrultuların belirlenmesi kısımlarını bitirdikten sonra buralara inşaat yapılması gerekiyor. Fakat inşaat sırasında kazık çakılan noktaların kaybolması muhtemeldir. Hatta %100'dür. Sebebi şudur. Buralarda bir kazı yapılacaktır. Biz binanın köşe noktalarını işaretlediğimize göre, bizim binamızın kazı alanı ise binanın dışında kaldığına göre buradaki kazıkların burada kalması imkansızdır. Peki bunu önlemek için ne yapacağız? Bunu önlemek için ip iskelesi kurmamız gerekiyor. Bunun için de ilk olarak bu noktaları belirlediğimizi düşünelim. Bunu neyle belirlemiştik? İşte nivolarla, çelik metrelerle, aynalı prizmalarla, 3-4-5 üçgeniyle buraları belirledik. Bunu belirledikten sonra ip iskelesini çakabilmek için bu noktalardan 100 ila 250 santim mesafe alarak 150-300 santim aralıklarla buradaki kazıklar çakılır. Bu kazıklar 7x7, 6x8, 8x8 boyutunda olabilir ve boyları 100 ila 150 cm civarındadır. Bunlar çakıldıktan sonra
kazıkları telöreler yardımıyla birleştiririz. Bu telörelerin boyları 2 ila 4 metre arasında değişir ve zeminden 50 ila 100 santimetre su basma kodundan da en az 30 ila 40 santim yukarıdan çakılmalıdır ve inşaat alanının verimli kullanılabilmesi için kapı boşlukları bırakılması gerekir. Peki bu telörelerin üzerinde ne bulunur? Bakın burada bir telöre örneği görüyorsunuz. Üzerinde çivi ve çentikler var. Burada çentik kullanılması ölçümlerin doğruluğu açısından daha iyi olabilmekte. Çünkü buradaki çiviler eğilebilmekte veya yerinden çıkartılabilmektedir. Peki bu çentikler veya çivilerin olduğu yerlere neler işaretlenir? Buralarda temel kasısı genişliği, sömel aksları, sömel temel hatlı genişliği, temel ve zemin kat duvarı genişlikleri buralara işaretlenir. Bunu işaretlerken planda yatay akslarda rakamlar, düşey akslarda ise harfler vardır. Bu harf ve rakamları bu telörün üzerine yazarak bu işaretlemenin daha kolay şekilde yapılması sağlanabilir. İşaretlenen bu noktalardan karşılıklı ipler çekilerek ip iskelesi oluşturulur. Bu ip iskelesinin daima gergin olması sağlanmalıdır. Bunun için ağırlıklar bağlanır ve bu gerginlikle hata yapılması engellenmiş olur. Ve bu iplerin birleştiği noktalardan ise çeküller sarkıtılır. Birleşim noktalarından çekül sarkıtıldığı zaman burada belirlenen noktalar bizim binamızın önemli noktalarını bize göstermektedir. Burada bakın iplerin zemine uygulanması kireç yardımıyla da yere de çizilmiş halini görüyorsunuz. Böylelikle zemine hatasız bir şekilde oturtulan plan inşaat aşamasına geçebilecektir. Bu aşamada yapılabilecek ufak hatalar inşaat aşamasında çok büyük sorunlara neden olabilecektir. Dolayısıyla bu noktada bir inşaat mühendisi kendine güvenemiyorsa profesyonel bir yardım alması gerekir. Bunda da yine özellikle harita mühendislerinin bu konudaki bilgileri bizden çok daha iyidir. Ancak bir inşaat mühendisinde uygulamanın yapımında meydana gelecek hataları görebilmesi açısından bu ip iskelesi nasıl yapılır, aplikasyon nasıl yapılır çok iyi bilmesi gerekmektedir. Bununla ilgili detayı ölçme bilgisi dersinde göreceksiniz. Önümüzdeki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.